Hacettepe Spor'un tecrübeli teknik adamı Avni Okumuş yanımızda ve Class Sport TV mikrofonlarına konuşacak. İlk önce hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalar nasıl gidiyor hocam? Güzel. Çalışmalarımız güzel. İmkanı tesisler olarak, şartlar olarak her şey çok iyi. Çok güzel. Bir Samsun Spor maçı var önünüzde. Grubun güçlü takımlarından. Sizce nasıl bir maç bekliyor Hacettepe'yi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Artık Samsun Spor grubun güçlü takımlarından, şampiyon adaylarından biri ama artık biz o sezon başındaki herkesin düşündüğü Hacettepe işte kolay rakip falan öyle değil. Biz Gençler Birliği'nin altyapısı olan bir takımız ve aşağı yukarı 10 senede kurulmuş bir takım. Hepsinden beklentilerimiz olan yukarıya doğru A takımımıza çıkacak olanlar veya daha başka yerlere gidecek konu futbolcuları düşündüğümüz için biz iyi takımız. Öyle kolay maç olmayacak artık. Kimse bizim için kolay lokma diye düşünmesin. Ben de aslında o konuya değinecektim hocam. Biz de Alt Ligler programında yer vermeye çalışıyoruz. Hacettepe'yi her hafta konuşuyoruz. Sezon başında Hacettepe herkes için sanki kolay bir lokmaydı. Ama siz göreve geldikten sonra yükselen bir form grafiği var takımda. Ve 11 puana ulaştı. 11. sırada. Düşme korkusunu atlattığını düşünüyorum ben şahsi kanaatimce. Hacettepe'nin sezon sonu grafiği ve sizden sonra ne değişti de Hacettepe en azından kolay lokma olmaktan çıktı diyelim. Şöyle söyleyeyim. Bir şey değişmedi. Hacettepe felsefesi oturdu yani biraz gecikmeli olarak oturdu. Çünkü bura bir Gençler Birliği'nin altyapısı. Onu herkes biliyor. Adı Hacettepe ama Gençler Birliği'nin pilot takımı altyapısından, altyapıdan gelen çocuklardan oluşan bir takım. Sezon başında biraz Hacettepe satıldı, satılacak, kapandı, kapanacak gibi şeyler vardı. Genç başlandı, hazırlık dönemi geç başladı. O şartların getirdiği bir şeyler. Bir de ilk Manisa maçıyla beraber, Manisa belediye maçıyla 6-1'lik kötü bir mağlubiyette başlayan bir süreçte o bir geçiş dönemi başladı. Ama daha sonra bize görev verdiler. Bizi göreve getirdiler. Ama ben göreve geldiğimde baktığınız zaman diğer ekipten kimse gitmedi. Hepsi duruyor. Yani zaman her şeyin ilacı oldu. Oturdu diyelim. Öyle diyelim. Hocam aslında o konuya fazla değinmek istemiyorsunuz. Ama kısa bir gerçekten düşüncenizi merak ediyorum. Türk futbolunda son yıllarda yaşanan en garip maçlardan bir tanesiydi. 4-1 kaybettiniz Sarıyer'e ama maçı takip edenler, izleyenler, bu işe meraklı olanlar sahada bir şeylerin olduğunu sanki anladı. 4 kırmızı kart geldi ikinci yarıda. Sizce nasıl bir maç geçti? Şimdi sahada bir şeyler oldu. Siz dediğiniz gibi herkes biz de merak ediyoruz. Niye böyle oldu diye gerçekten çok merak ediyoruz. İyiydik çünkü yani hiç mağlubiyet diye bir şey aklımızdan geçmezken bir anda hakem tuhaf diyelim. Yani ben o işlere girdiğim zaman biliyorsunuz antrenör spor camiasında olan insanlar başka şeyler devreye giriyor. Cezalar giriyor falan. Bir de o işler bizim işimiz diye konuşmak ama bize bir haksızlık yapıldı mı sahada yapıldı. Yoksa biz maçı kaybetmezdik. İşte hani demin sordun ya Hacettepe'nin hedefi ne diye bambaşka hedeflere doğru düşüncelerimiz vardı. Birazcık sekteye uğrattı. Bizim hedeflerimiz güzel. Hep yukarıya doğru olacak. İnşallah biz de Hacettepe'yi yukarılarda görmek isteriz. Samsun Spor maçında da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sarıyer maçı sadece birazcık yani Nazar boncuğu diyelim. O olması gereken bir şey ama onu da tabii oradaki olaylarda kamuoyuna sizlere bırakıyoruz takdirini, eleştirisini. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Yine bir tekrar teşekkür ediyorum. Bizlere ve bu liglere ayırdığınız zaman için, bu gündeme getirdiğiniz için çok ihtiyacı, Ankara'nın çok ihtiyacı olan bir şeyi karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Class Sport TV olarak bugün de Hacettepe Spor İdmanı'ndayız. İkinci Lig Beyaz Grup'ta 11 puanla 11. sırada bulunan Hacettepe Spor'un kaptanı Mustafa Seyhan yanımızda. Mustafa merhaba. Merhabalar. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yani lige başladığımızdan bu yana iki hoca değiştirdik. İyi hazırlandık lige fakat iyi başlayamadık maalesef. Avni Hoca geldikten sonra daha değerli toplu daha da ve sakat oyuncularımız vardı. Onların da dönmesiyle daha iyi şekilde maçlarımızı çıkardık. Bu anlamda bizim için ikiye ayrılmış durumda şu an. Peki son Sarıyer maçı vardı. İlk yarı bambaşka bir Hacettepe. İkinci yarıda hakem kararlarıyla biraz doğranan demek istiyorum bir Hacettepe Spor vardı. Sarıyer maçı sence nasıl geçti? Ya maalesef bu son iki senede 3 kere Sarıyer'le oynadık. Yani üçünde de çok skandal işler oldu. 3 maçta iki maç berabere bitti. İkisi de hakem yüzündendi. Bu seneki maçımız yine aynı şekilde hakem yüzünden 1-0 öndeyiz ilk devre. Muhteşem oynuyoruz. Rakip gelemiyor. Rakip takımın yöneticileri isyan ediyor kendi takımına. Dağılmış bir Sarıyer varken hakem ya nasıl bir şey oldu, nasıl bir şey düşündü, niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Ama ikinci devre zaten başlar başlamaz beni attı oyundan.
Çok saçma bir kararla. Videolar da var zaten. Adama dokunmamışım bile. Sonra gitti bir kavgada kafa atan adamı atan adama sarı kart gösterdi. Bizden kavga ayıran oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Yani saçma sapan 4 tane kırmızı kart çıkardı. Artı bir de hocamıza çıkardı, Emre hocamıza. Yani niye böyle yaptı bilmiyorum. Art niyetli düşünmek istemiyorum ama maalesef hakem yüzünden doğrandık diyebilirim. Hacettepe Spor'un stoper oyuncusu Ömer Alper Tatlısu yanımızda. Ömer, çalışmalar nasıl gidiyor? Çalışmalar Avni Hoca geldiğinden beri bayağı tempolu, yoğun geçiyor. Biz de maçlarda bunu gösteriyoruz zaten her şekilde. Yani şu an iyi gidiyor. Bir Sarıyer maçı bizim için kötü geçti. Ben de ona değinecektim. Sarıyer maçında tartışmalı kararlar oldu. İkinci yarı bambaşka bir maç oynandı. Yani ilk yarıdan belliydi zaten böyle olacağı. İkinci yarıda da maçın başına direkt Seyhan'ı attı oyundan. Sonra olaylar oldu. Yanlış kartlar. Bilmiyorum, hep aleyhimizde yani. İkinci yarıya çıktığımızdan beri maçın başından belli etti. İkinci yarı da aynı şekilde. Sonra maçı onlara verdi. Son dakikada da Ali Marlak biz bırakmışken gitti, gol attı 90'da. Yani her açıdan kötüydü bizim için. Ama telafi edeceğiz biz. Hacettepe Spor'un birinci kalecisi Burak Çapkınoğlu yanımızda. Burak, çalışmalar nasıl gidiyor? Vallahi çalışmalar gayet iyi, gayet başarılı gidiyor. Avni hocamızla bu 6. maçımızı oynadık. Gayet iyi gidiyorduk bu son Sarıyer maçına kadar da. Gayet iyi. Çalışmalar, herkes iyi. Sıkıntı yok şimdilik. Peki Sarıyer maçında bazı olaylar oldu. İkinci yarıda bazı tartışmalı hakem kararları vardı ve maça bayağı tesir etti. Bu çalışmaları etkiler mi? Hem de bir Sarıyer maçı görüşünü alalım. Ya Sarıyer maçı tamamen unutmamız gereken bir maç. Ben yani ne gördüm ne de yaşadım böyle bir şey. Hayatım ilk defa başıma geldi. Ama geride bıraktık yani. İlk yarı başka bir maç, ikinci yarı tamamen başka bir maç. 4 kırmızı kart. Ama olsun yani, yapacak bir şey yok. Biz şu andan itibaren tamamen Samsun maçına hazırlanıyoruz. Geride bıraktık. Rakip 25 puanda, beyaz grubun favorilerinden. Sence nasıl bir maç geçer ve zor bir deplasman olacak? Ya kesinlikle zor bir deplasman. Biz geçen sene de oynadık. Ama geçen sene Samsun'dan puan alarak aslında yani biz de kalitemizi belli ettik. Geçen sene de aynı gruptaydık. Bu sene de oraya favori Samsun olabilir ama yani biz de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Yani biz de puan ya da puanlar almak için gidiyoruz oraya. Hacettepe Spor'un önemli oyuncularından Serdarcan Eralp yanımızda. Serdarcan, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Çalışmalar nasıl gidiyor? Her şey yolunda, gayet düzgün gidiyor. Her şey iyi. Şu anlık bir problem yok. Sarıyer maçı morallerinizi bozdu mu? Bir Türk futboluna gerçekten yaşanmaması gereken bir olay yaşandı. Hakem 4 kırmızı kart gösterdi Hacettepe'ye ve ilk yarı 1-0 bitmişken ikinci yarı bambaşka bir atmosfer oluştu. Evet, ilk yarıya aslında iyi başlamıştık. 1-0'da öndeydik. Maçı alabileceğimizi düşünüyorduk ama talihsiz olaylar gerçekleşti. Ama futbolda var böyle şeyler. Bunun da üstesinden gelebiliriz. Öyle bir takımız biz. Hakem hataları oldu illaki ama yapacak bir şey yok. Rakip Samsun Spor 25 puanlı ve ligin favorilerinden, zor bir deplasman. Sence nasıl bir maç olur? Hacettepe bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılabilir mi? Evet, Samsun deplasmanı her zaman zordur. Geçen sene de yaşadık bu olayı. Ama ben takıma çok güveniyorum. Bence iyi bir skorla döneceğiz oradan. Hacettepe Spor'un genç oyuncularından Yağız Suat Bolat yanımızda. Nasılsın Yağız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizden de iyidir, sağ ol. Bir Samsun Spor maçı var önünüzde. 25 puanlı rakip, gerçekten beyaz grubun güçlü takımlarından ve zor bir deplasman. Sence nasıl bir maç geçer? Bizim için çok zor geçecek ama mücadeleyi bırakmamamız gerekiyor. Biz genç bir takımız. Karşıdaki takım, Samsun takımı çok tecrübeli. Bu ligi bilen topçular, hatta üst düzey topçular. Ama elimizden geleni yapıp biz de mücadele edip bu maçı da kazanmak istiyoruz. Çünkü kötü bir Sarıyer maçı geçirdik. Haksız bir maçtı bizim için. Bu maçla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyoruz. Ama zor bir maç olacak. Sarıyer maçında ikinci yarıda neler oldu sahada? Yani bir anda ortalık karıştı. Alim diye bir futbolcu yüzünden diyeyim. Ortalık karıştı. Hiç böyle bir şey olmaması gerekirdi. Hakemin yüzünden de oldu tabii ki. Ama sağlık olsun. Böyle şeyler bizi aşağı çekemez. Biz tekrar çalışıp mücadele edip aynı yerlere, yukarılara çıkmaya devam edeceğiz. Peki sezon sonu hedefiniz nelerdir Hacettepe Spor olarak? Yani dediğimiz gibi biz genç bir takımız ama böyle mücadele edip playoff'u zorlamak istiyoruz. Playoff oynamak istiyoruz. Elimizden geleni de yapıyoruz. Bakalım, hayırlısı olsun artık.